Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yine güzel bir günde birlikteyiz. Duygularınızı alalım. Burası çok kalabalık. Çok sıcak bir gündeyiz tabii ki ve başkanımızın tek aday olması, işte üniversite sınavlarının olması, pandemi koşulları, bu kadar çok sayıda tabii ki de biz ailemizin bize bağlılığını, Fenerbahçe'mize aidiyetini çok yakından biliyoruz ama yani gördüğümüz şeye şaşırmadan da edemiyoruz, öyle değil mi? Şu Fener yolundaki kuyruğa bakınca bunu söylemek çok mümkün. Ben Fenerbahçe'nin tüm kongrelerinde hep şaşırmışımdır. Hakikaten şaşırmıştım. Her seferinde görürüm. Ben artık bu kongre üyesini tanıdım derim. Ama her seferinde şaşırtır beni. Yani kongre üyelerinin çok değişik bir yapısı var Selen'cim. Bunlar bir ama ortalıkta gözükmüyorlar. Sosyal medyada yoklar. Ama bunlar Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu gün evlerinden çıkıyorlar ve Fenerbahçe'nin yanında yer alıyorlar. Çok değerli bir gündü bugün. Ben de Heleke'den geldim, yolda da hep sizi dinledim. Ya hakikaten duygulandım. Yani o Manisa'dan gelen arkadaşı, İzmir'den gelen, akşam Ali Başkan'ın söylediği bir sözcük üzerine biletini, otobüs biletini alıp binip gelen arkadaşı, keşke burada görsem, tanışabilsem. Duygulana buraya geldim ve şaşırdım tekrar. Gene yaklaşık 10.000'i bulacağız. Tek adaylı bir kongre. Yani inanılmaz gurur duydum. Yani bu Fenerbahçe'nin hani... Böyle büyüklük sözcüğünü kullanmayı sevmem ama tuhaf bir büyüklük. Evet. Maçlarda falan görmediğim bir büyüklük. Şu anda aidiyetini gösteriyor. Bakın şuradaki kuyruğa ben giremedim. Biraz sonra ben de gezmek isteyeceğim ama saatlerce bekleyecekler o haklıydık kazandık yolunu, 3 Temmuz'un yalanlarını çiğnemeyi bekleyecekler. 2011. Gene muhteşem bir kongre yaşanıyor. Evet. Muhteşem. Onunla fotoğraf çektirebilirler. Ve 10 senenin her bir yılını temsil eden çubuklu bayrağımızı, üstünde haklıydık kazandık yazan o muhteşem bayrağımızı sonsuza dek saklamak için alabilirler. Gerçekten çok özel bir proje. Proje çok özel ama insanlarla güzelleşiyor. Evet. Yani bu kadar insan bunun kuyruğuna girip, ülkenin dört bir yanından gelip tek adaylı bir kongrede var olması şeyi gösteriyor. Yani Fenerbahçe burnundaki Fener'in hala çaktığını, Fenerbahçe taraftarlarının kongre üyelerinde o ışığa ellerindeki mumlarla destek olduğunu. Çok aydınlık bir gün. İnşallah 3 senemizde bundan sonraki de aydınlık olacak. Ateş diyorum. Abicim sesin titriyor. Olacak o kadar. En iyisi gideyim. Tamam peki. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.